Merhabalar. Fatma Hanım'la anne yemeklerini mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, basit, kolayca hepimizin yapabileceği tavuk kalamır tarifini vermek istiyorum. Malzemelerimiz 4-5 tane tavuk göğsü var. Birazını ben önceden doğradım. Birazını da şimdi size göstermek için doğruyorum. Çok kalın, çok ince olmayacak. Böyle şeritler şeklinde güzelce bakın. Ne çok kalın, ne çok ince. Böyle düzgün bir şekilde doğruyoruz. Hepsini aynı şekilde böyle doğrayacağım. İnce, uzun şeritler halinde ve güzelce bunları şöyle çok kalın, çok ince olmayacak. Çünkü kızartacağımız için içinin de güzel pişmesi lazım. Ve gene böyle düzgün bir şekilde bütün tavuklarımızı aynen bu şekilde şu gereksiz şeylerini alıyoruz. Böyle yağ parçalarını şöyle daha düzgün olması için böyle bakın böyle böyle gayet yavaş düzgün şöyle ince ince narin narin çok kalın olmayacak şekilde hepsini böyle doğruyoruz. Evet, hepsini aynen böyle ince, çok kalın olmayacak şekilde uzun uzun doğradım ve bir kere şöyle suya tutuyorum, o üzerindeki içindeki tortuların gitmesi için şöyle güzelce bunu bir süzdürüyorum iyice. Evet, şöyle güzelce iyice süzdükten sonra içine öncelikle bunun toz biber çok yakışıyor gerçekten, kırmızı toz biber. Yani bu baharatları farklı olarak sizler katabilirsiniz, sevdiğiniz pul biber ya da başka çeşit baharat katabilirsiniz. Ben yeterince tuz, yani şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzum var. Bir çay kaşığı kadar toz biberim var. Bir çay kaşığı kadar kekiğim ve karabiberim bir çay kaşığı kadar. Şöyle bunu önce güzelce bir karıştırıyorum. Hepsinin birbirine karışmasını sağlıyoruz şöyle. Yani vaktiniz varsa bir 15-20 dakika böyle bekletebilirsiniz. Baharatların lezzetinin tavuğa geçmesi için şöyle. Ama vaktiniz yoksa da hemen yapabilirsiniz. Gayet güzel, basit, kolay bir tarif. Hem lezzetli hem doyurucu. Harika bir lezzet. Evet, burada bir su bardağı kadar maden suyu, gazozumuz var. Şöyle onu bir döküyoruz. Ve buradan 5 yemek kaşığı kadar şöyle güzelce unumuzu katıyoruz. 4, 5. Ve burada bir paket kabartma tozum var benim. Ama karbonat olursa daha güzel oluyor. Şöyle bakın. Güzelce bunu pürüzsüz olana kadar çırpıyoruz. Buna da birazcık tuz katıyoruz. Yani buna bulayacağız tavuklarımızı ama şöyle bir çay kaşığı kadar, yani bir tiske kadar tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve şöyle iyice karıştırıyoruz pürüzsüz olana kadar. Yani şöyle bir hamurumsu, krep hamuru gibi bir kıvam alıyor. Bunu aldıktan sonra kıvam tamam demektir. Zaten maden suyu da kabartıyor. Bir de kabartma tozu. Şöyle güzelce karıştırdık. Evet. Ocağımızın altını yakıyoruz. Yağımızın ısınmasını bekliyoruz. Evet, sosumuzun içine hazırladığımız tavuklarımızdan şöyle ilave ediyoruz ve bunların şöyle bir karışmasını sağlıyoruz. Ve bunları bir karıştırdıktan sonra kızan, ısınan yağımızın içine katacağız bunları. Şöyle biraz daha, tavamız büyük çünkü ona yetmesi lazım. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ve bu tavuklarımızı böyle alıyoruz. Elimizi kullanabiliriz. Yani mutfak el lezzeti geçmiş isimler. Yani şöyle güzelce ısınan yağımızın içine tavuklarımızı güzelce diziyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi düzgün düzgün şöyle hepsini alınıp alana kadar şöyle diziyoruz. Evet. Şöyle. Ve
arkalı önlü bunları kızartıyoruz. Boş yer kalmayacak şekilde şöyle. Şimdi şöyle bakıyoruz. Şöyle güzelce arkalı önlü kızartacağız bunları. Evet, tavuklarımız kızardılar ve üzerlerinde o bulatık maç yaptığımız hamuru kabardı. Şöyle güzelce bütün kızaran tavuklarımızı öbür yüzlerini kızartmak için çeviriyoruz. Diğer taraflarının da kızarmalarını sağlayacağız. Şöyle güzelce hepsini. Evet. Şöyle güzelce tüm tavuklarımızı çeviriyoruz. Evet, tavuklarımızın her iki tarafı güzelce kızardı ve buraya kağıt havlu serdiğimiz tabağımızın içine bu fazla olan yağlarını alması için şöyle güzelce hepsini alıyoruz. Ocağımızın altını kısarak şöyle yağımız çok fazla yanmaması için. Evet, şöyle hepsini güzelce alıyoruz. Çok harika oldu gerçekten şöyle. Ve diğer burada karıştırdığımız tavuklarımızı aynı şekilde gene böyle güzelce buraya yağımızın içine şöyle, çok da sıkı olmasın çünkü o pişme esnasında birbirlerine yapışmaması için fazla sıkı olmayacak şekilde şöyle uzun uzun düzgün düzgün şöyle güzelce diziyoruz. Ve şöyle, evet, kokular muhteşem. Öyle güzel koku yayıldı ki mutfağa. Harika bir lezzet. Evet, şöyle güzelce bu kadar yeterli. Ve bunların arkalarını tekrar kızarmasını bekliyorum. Tavuklarımızı peçetemizin üstüne aldık. Ocağımızın altını kısıyoruz. Yağımız boşken daha çabuk yanmaması için. Ve tekrar artık tavuklarım bitmek üzere. Son aşama şöyle hepsini tekrar güzel bir tavama alıyorum. Şöyle. Evet. Şöyle düzgün düzgün birbirlerine yapışmaması için çok da sık koymamak lazım. Ya da ara sıra ben böyle çatalla böyle böyle yaptırıyorum ki birbirine yapışmamasını sağlamış oluyorum. Şöyle güzelce. Evet. Alt üstü kızarana kadar tavuklarımızı tekrar kızartmaya devam ediyoruz. Evet. Tavuklarımızın sonunu artık tavamıza dizdik. Ve ara sıra böyle yaparak o aralarında birbirlerine yapışmamasını sağlıyorum. Ve böyle arkalı önlü kızartıyoruz. Evet. Son tavuklarımız da çok güzel bir şekilde kızardılar. Ve ocağımızı kapatıyoruz. Tavuklarımızı gene böyle peçetemize alıyoruz. Yağlarının gitmesi için. Şöyle güzelce alıyoruz. Evet, tavuk kalamurlarımız hazır. Sofrayı bekliyoruz. Bakın o kadar muhteşem kokular, lezzet ki kimse dayanamıyor. Dışarıda yemek yerine evimizde böyle temizce, hijyenik bir şekilde yapalım. Afiyet, şifa olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel yorumları. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.